Bir söyle bakalım, masayı teşrif etsin mi, masaya teşrif etsin mi? Masaya teşrif etsin. E hali mi yani? Olmadı. Teşrif etsin demek, şereflendirsin demek. Yani mesela filan kez bu masayı teşrif etsin, yani şereflendirsin. Masaya, bu masaya şereflendirsin mi dersin, masayı şereflendirsin mi dersin? Masaya buyursun, teşrif etmek buyursun demek. Hayır, teşrif etsin demek. Türkçe imla kılavuzunda öyle. İmla kılavuzu değil, bir kere onun adı iyice battı. İmla kılavuzu değil, iyice battı. İmla kılavuzu diye bir şey hatırlıyor mektep zamanlarından. Onu da buraya uygulanacağını zannediyor. Yahu baş organizatör gelsene. Bakın burada ne var. Bismillah. Vallahi bunu ben yoğurdum hayatımda. Hatta besmele çekmeyelim mi artık ya? Hayatımda ilk çok acıkmış burada bir tanesi. Hiç acıkmamışım ama. Ya çıksın aradan yani. Ya merak etme, sana da yeter, herkese de yeter. Çıksın aradan, yani, buraya geçelim. Hadi Hakan, temizleyelim şunu. Kendini nasıl hissediyorsun? Şunu temizlersen daha güzel olacak. Hayatımda ilk defa bir çiğ köfte yoğurdum ben. Ve resmen çiğ köfteye benzedi. Yani henüz koku nakli yok, tat nakli de yok, görüntü nakli var sadece. O yüzden gönderemiyoruz. Burada baş organizatörümüz. Yani başına iş açtı. Allah kesesine daha çok versin. Amin. Bir çiğ yerine 3 çiğ köfte versin. Yani biz böyle etli çiğ köfte nasıl bir şey olurdu unutmuştuk. Yalnız bir şey söylemeden geçemiyorum. Bu yanımda oturan kişiyi ben yanlışlıkla onun yanına oturdum, kusura bakmasın. O patronmuş meğerse. Ben patronların yanına oturduğum zaman hep bir şey olur bana. Sadıkça eline sağlık.